2025 yılına girerken çoğumuz telefonlarımızı artık değiştirmek istiyor ve hangi telefonu alacağımız konusunda biraz kararsızız. YouTube'da karşınıza birçok video çıkmıştır. 2025 yılında şunu almak mantıklı mı? Şunu almak mantıklı mı? Bugün kendi bildiklerimden ve kullanım deneyimlerimden yola çıkarak 2025 yılında alabileceğiniz en mantıklı iPhone'lardan biri olan iPhone 13'ü size tüm detaylarıyla anlatmaya çalışacağım. Öncelikle hala 2024 yılında olduğumuzu varsayarsak kendisi asla eski bir iPhone değil. Teknik detaylarına ve kamera kalitesine videonun ilerleyen kısımlarında zaten değineceğim. Ama hali hazırda bir iPhone kullanıyorsanız ya da orta segment bir Android telefonunuz varsa iPhone 13'e mi geçmelisiniz, 14 mi almalısınız gibi soruları cevaplamaya çalışacağım. Öncelikle ben iPhone 13'ten önce biliyorsunuz ki iPhone X kullanmıştım. Ondan önce de iPhone 12 kullanıyordum. iPhone 12'yi aldığım zamanlarda çok popüler olduğu için videosunu çekmek amacıyla satın almıştım. Sonrasında da kendisiyle bir 5-6 ay geçirdim. Hala söylüyorum iPhone 12 benim için dünyanın en iyi telefonu. Ama güncelleme ömrünün yavaş yavaş sonlanması ve kamerasındaki bazı eksiklikler sebebiyle telefonu değiştirmek istedim. O aralar çok da bütçem olmadığı için idare edebileceğimi düşündüğüm bir iPhone modeli aldım. O da iPhone X'ti. iPhone X'i kullandığım dönemde yaz tatiline denk geldi. Telefon inanılmaz ısındı. Onunla ilgili bir video yapmıştım hatta kanalda. Neyse bu konulara daha başka videolarda değiniriz. Biz bugün inceleyeceğimiz telefona geri dönelim. Neden iPhone 13 aldığımı kısaca anlatmak istiyorum. Biliyorsunuz ki ben artık bir içerik üreticisiyim. Şu an size video çektiğim kameram yanımda olmadığı zamanlarda hızlıca telefonumu çıkarıp video çekmeye devam etmem gerekiyor. Ve belli bir süredir iPhone kullanıcısı olduğum için tercihimi yine iPhone'dan yana kullandım ve bir iPhone 13 aldım. Kendisinin özelliklerinden birazdan bahsedeceğim. 14 ile arasında çok bir fark yok. Hatta yanlış hatırlamıyorsam işlemcileri bile aynı. Sadece 14 Pro ve 14 Pro Max'te işlemcisi değişiyor. Ve arka kameralarından biri de iPhone 14'ten farklı. Onun haricinde aralarında pek bir fark yok. Hatta aksesuarları bile birbiriyle uyumlu. iPhone 13'ün 6.1 inç OLED bir ekranı bulunuyor. %85.62'lik bir ekran gövde oranına sahip olan bu telefon 16 milyon rengi bize gösterebiliyor. Telefonumuzun 3227 mAh bir bataryası bulunuyor. A15 Bionic chipsete göre 3227 yani küsuratlı bir batarya kendisi ama günü rahatça çıkartmanızı sağlıyor, bunu söyleyeyim. Ben telefon aldığımdan beri alışkanlık edindim. Geceden şarja takıyorum. Ertesi gün tekrar gece takıyorum falan. Şarj benim için gayet yeterli oluyor. Telefonumuz yeni iPhone modellerindeki gibi maalesef Type-C girişine sahip değil. Yine eski diyeceğim artık bu teknolojiye. Lightning kabloyla şarj oluyor ve 20 watt hızlı şarjı destekliyor. iPhone'ların en iyi modellerinde bile henüz 40-45 wattlara yeni çıkıldı. iPhone 13'te hızlı şarj olarak 20 watt bulunuyor, bilginiz olsun. Kendisi MagSafe özelliğine de sahip. Kablosuz şarjla da 15 watt'a kadar yine hızlı şekilde şarj edebiliyorsunuz. Gelelim kameralarımıza. Telefonun üzerinde toplamda 3 tane kamera bulunuyor. 2 tane arkada, 1 tane önde. Tüm kameralarımız 12 megapiksel. Hem ön hem arka kamerası 4K 60fps video kaydı yapabiliyor. Ayrıca arka kameramızda sinematik mod özelliği de bulunuyor. Onunla da 4K 30 kare video çekebiliyorsunuz. Artık bunu anlatmama gerek yok. iPhone'un gündüz çekimleri gayet tatmin edici. Sadece gece ufak bir sıkıntı yaratıyor size. Işıksız ortamlarda kamera cortluyor bir şekilde. Onun haricinde gün içinde çektiğiniz fotoğraf ve videolar gayet kaliteli oluyor. Zaten birazdan telefonla çektiğim fotoğraf ve videoları da ekrana koyacağım. Ana kameramız f1.6 diyafram açıklığına sahip. İkinci kameramız da 2.4f değerine sahip. Kendisi geniş açılı bir lens. Ana kamerasının f değerinin düşük olmasının sebebi de sinematik modda onu kullanabiliyor olmamız. Gerçi sinematik modu birazcık yazılımsal yapıyor ama f değerinin düşük olması portre fotoğraflarda arka planınızın daha da bulanık olmasını sağlıyor. Gelelim ön kameramız. Onun için de 12 megapiksel dedik. Kendisi f2.2 diyafram açıklığına sahip. Yine ana kamerada olduğu gibi 4K 60fps video kaydedebiliyor. Gelelim telefonun en ayırt edici özelliklerinden bir tanesine, işlemcisine. Kendisinin içerisinde A15 Bionic chipset bulunuyor. 6 çekirdekli bu işlemcimiz 3.2 GHz hızında. Telefonumuz kutusundan iOS 15'te çıkıyor ama güncel olarak iOS 18'i güncelleyebiliyorsunuz. 19 ve 20 güncellemelerini de alması bekleniyor telefon. Yani yazılım ömrü anlamında henüz eskimemiş bir cihaz kendisi. Şimdi telefonla çektiğim video ve fotoğrafları sizinle paylaşmak istiyorum. Telefonu henüz yeni aldığım için kendisiyle bir ay bile geçiremedim. İlerleyen videolarda iPhone 13 ile geçirdiğim bir ay, iki ay ya da daha fazla kullanma imkanım olur belki. Deneyimlerim hakkında da sizinle bir video paylaşacağım. Şimdi çektiğim fotoğraf ve videoları görelim. We'll be right back.
iPhone 13'ün ön kamerasından video kaydediyorum şimdi. 1080p 60 fps çekiyorum. Videodaki teknik detaylarda da söylediğim gibi kendisi 4K 60 kare video çekebiliyor ön kamerasıyla. Ama benim kanal formatım 4K olmadığı için 1080p 60 fps çekiyorum. Ön kamera performansı bu şekilde. Bu sabit mekanda çok da rüzgar olmayan bir alanda çekilmiş bir video. Ön kameramız bu şekilde kayıt yapıyor. Aynı yerde yine ön kameranın sinematik modunu deniyoruz. Kendisi 4K 30 kareye kadar video kaydı yapabiliyor. Az önceki mekanın aynısındayım. Şöyle parmaklarımı ekrana yaklaştırıyorum. Sinematik mod ilk kez iPhone 13'te denendiği için işleme olayı vesaire gibi şeyler çok kaliteli olmayabilir. Ama sinematik mod ihtiyacınız varsa, yani bir insanın sinematik modun niye ihtiyacı olur bilmiyorum. Nuri Bilge Ceylan değiliz en nihayetinde. Ama sinematik modlu bir telefonum olsun istiyorsanız iPhone 13'ün ön kamerası sinematik modda bu şekilde çekim yapıyor. Evet, şu an iPhone 13'ün arka kamerasıyla kayıt yapıyoruz. Yine 1080p 60 fps. Kendimi de göstereceğim ama şöyle yürüyerek stabilizasyonunu size göstermek istiyorum. Normal bir hızda yürüyorum. Ve titreşim bu şekilde. Şöyle kendimi de çekersem görüntü bu şekilde. Şimdi bir de sinematik mod deneyelim. Sinematik modda da bu şekilde görünüyor arkadaşlar. Yine 1080p 60 kare çekiyor. Şöyle etrafımda dönüyorum. Sinematik mod bu şekilde, yağmur yağacak galiba. Evet, çektiğim fotoğraf ve videolar bu şekildeydi. Ben iPhone 13'ü kullanırken gayet keyif alıyorum. Kendisinden önce Android bir telefon alma fikrim vardı. Ama daha öncesinde de iPhone kullandığım gerçeğiyle yüzleştim ve iPhone'dan devam etmem gerektiğini hissettim. Asla bir Apple fanboy değilim ama Apple'ın kalitesi aşikar arkadaşlar. Ama Apple için birkaç tane eksiden bahsetmem gerekirse, kendisi bazı işlemleri arka planda asla yürütemiyor. Google Drive'a bir şey yükleyeceğimde Google Drive'ın ekranda açık olması gerekiyor. Instagram'a bir story veya Reels yükleyeceğimde yine aynı şekilde uygulamanın ekranımda açık olması gerekiyor. Instagram'a girip şu hareketi yaptıktan sonra ana sayfaya geliyorum. Bunu yaptığımda Reels'ım veya Story'm yüklenmemiş. Yani yüklemesi durmuş oluyor. Daha böyle birçok eksi var ama bu video o video değil maalesef. Artılarını ve eksilerini Android kullanan bir arkadaşımla size daha detaylı şekilde anlatmak istiyorum. Eğer yeni bir iPhone'a geçmek istiyorsanız ya da Android'den iPhone'a geçmek istiyorsanız iPhone 13 sizin için iyi bir tercih olacaktır. Bir tık daha fazla bütçeniz varsa 14 modeline de yönelebilirsiniz. Aralarında pil olarak ufak tefek farklar var. Dediğim gibi arka kameralarında çok az bir fark var. Onun haricinde iki model de neredeyse aynı. Günlük hayatınızda kullanırken herhangi bir fark sezmeyeceksinizdir. Ama bütçenizi aşmak istemiyorsanız iPhone 13 gerçekten de günlük hayatta kullanabileceğiniz bir telefon. Benim bu videoda iPhone 13 ile ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Siz hangi telefonu kullanıyorsunuz ve elinizdeki telefonu değiştirip iPhone 13'e geçer miydiniz? Yorumlarda fikirlerinizi belirtmeyi unutmayın. Daha fazla bu tarz içerik için de şu an izlediğiniz videoya like atıp kanala abone olabilirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.